Şimdi bir iki konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum ben. Bu gelen yazı, Füsun Hocam paylaştığı yazı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yazısı ilginçtir. Mesela baktığınızda yabancı misafirler için yapılacak bir yetkilendirmeden söz ediyor. Ama biz bütün özel hastanelere ve şeylere, özel laboratuvarlara yetki veriyoruz. Yani bu kriteri biz görmedik. İkincisi, altyapısı yeterli diyor. Bunun bir kriteri yok yazıda. Yani buna kim karar verecek? Evet, bir referans evraklarımız, dokümanlarımız var. Füsun Hocam bahsetti. Bu dokümanlara bir referans en azından verilebilirdi yazıda. Bu da yok. Ayrıca özel hastanelerin ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarlarında diyor. Özel mikrobiyoloji laboratuvarlarına da biz bu yetkiyi verdik bu yazıyla birlikte. Onun dışında en kritik tartışma noktalarından birisi herhalde bu ikinci madde, laboratuvar sorumlusunun mikrobiyoloji uzmanı olması. Her ne kadar hani İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı formda genetik uzman veya diğer birimlere de bu yetkinin verildiği, fiilen verildiği anlaşılsa da, görülse de veya kanıtlansa da bir hassasiyet olması açısından olumlu belki mikrobiyoloji uzmanı ifadesi, ama hani burada da bir kaçak güreş var. Burada tıbbi mikrobiyoloji uzmanı denmiş olsaydı sadece tıbbi mikrobiyoloji uzmanları için bir yetkilendirme olacaktı. Çok net olacaktı. Bu durum tabii enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarını da kapsıyor. Sadece şu denseydi o bile daha dürüst olabilirdi. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında yetki ve ruhsat sahibi kişi diye bir ifade kullanılsaydı, yani bir uzmanlık unvanından bahsetmeden bu unvan kullanılsaydı, ya da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı ve veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı denseydi, yönetmelik, tıbbi laboratuvar yönetmeliğinde olduğu gibi, hani biraz daha devlet terbiyesine ve düzenine daha yakışır bir metin olurdu. Ben en azından vatandaş olarak daha ciddi bir yazı beklerdim Sağlık Bakanlığı'ndan. Onun dışında gene burada bakanlığın bakış açısını göstermesi açısından bence önemli. Mikrobiyoloji uzmanı tarafından test onaylarının yapılması. Yani mikrobiyoloji uzmanına bakışı bakanlığın hala onay yapsın. Neden yani yapmayalım onay? Genetik uzmanı da onaylıyor ama birisine sorumluluk yüklemek ihtiyacı da var. Onu da işte onay olarak ifade ediyor ki bu da bence yanlış bir bakış açısı. Yani bu bir süreç yönetimi. Laboratuvarın yönetimi açısından ve testlerin şu zamanda sonuçlanması gibi. Yani bu bir onaya indirgenmemeliydi. Bu da kötü bir ifade bence. Yeterli sayıda yetkin personel. Yeterli sayıda yetkin personelden tanımlanan şey nedir? Örneğin emekli olalı 20 sene olmuş bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı laboratuvarda bizi karşıladı. Benim gittiğim denetimde. Cihaz nerede? Cihaz yok. PCR cihazı yok. Laboratuvar nerede? Laboratuvar da yok. Üst katta bir yer ayırmışlar. Halbuki ruhsatlı laboratuvarın içinde olması gerekiyor. Yapacağız biz. Yani dörde kadar yetkiyi almaya çalışıyor ama şey. Ve Sağlık Müdürlüğü de bunu saat dörde beşe kadar bu yetkiyi vermeye çalışıyor. Aynı gün içinde hızlı bir görevlendirmeyle. Dolayısıyla hani pratik yaklaşımda veya bunu yöneten, bu süreci, denetim sürecini bizim üstümüzde yöneten personelin yetkin olmaması en önemli vurgulanması gereken şey. İkincisi, denetim ekibi gözetiminde deney faaliyetleri yapılması gerekiyor. Yani böyle bir şey hiçbir yerde yapılmadı. Bunu yapmanızı da beklemiyorlar. Bunu talep ettiğinizde de size yani öcü görmüş gibi bakıyorlar. Ben birinci denetimden sonra bir daha denetime çağrılmadım Sağlık Müdürlüğü tarafından. Gene yazıya baktığınızda yeterli laboratuvar alanı, düzenlenmiş alan gibi ifadeler var ama bunlar hani referans metnine bir metne referans gösterilmeliydi aslında. Bu tamamen kişisel bir değerlendirmeye bırakılmış durumda. Hani yeterli dediğiniz kime göre yeterli? Müdüre göre, sağlık müdürüne göre yeterli ama mikrobiyoloğa göre yeterli değil örneğin. Burada en ilginç noktalardan birisi, bunu vurgulamak istiyorum. Ekstraksiyon cihazı bulunmalıdır gibi bir ifade var. Şimdi aslında fiilen ekstraksiyon cihazı bulundurmuyor hiçbir laboratuvar. Hele ki özellerinin hiçbirinde yok. Bu şu açıdan kritik bence. Klimut yazışmalarına veya 4 Ağustos tarihli
önerilerde özellikle vurgulanmıştı. Havuzlama yapan laboratuvarlar için ekstraksiyon, yani valide bir ekstraksiyon sistemiyle test hazırlığı yapıldıktan sonra havuzlama yapılabileceği vurgusu var. Buna rağmen halk sağlığı laboratuvarı dahil sadece tedarik sürecinde zorluk çektiği veya işte kit bulamadığı için havuzlama yaptığı süreç içinde bunları biliyoruz. Ve havuzlamayla alınan sonuçların bir Antalyaspor 2 olayı olmayacağının da bir garantisi yok. Aksine beklemeliyiz belki. Bu anlamda denetime giden arkadaşların şu ekstraksiyon cihazının bulunmadığı kısmını bence vurgulaması önemli. Çünkü birimin havuzlama yapma çalışmadığını bu arkadaşların sormak ve bunu gene tutanağa yazmak gerekiyor. Diğer konuları da ben detaylı olarak tutanağa yazılması gerektiğini düşünüyorum. Burada ısrarla ilk günlerde sordukları şey şuydu: mikrobiyoloji uzmanı olarak siz buna uygunluk veriyor musunuz? Uygunluğu ben vermiyorum. Bu yetkilendirmeyi yapacak kurum Sağlık Müdürlüğü veya Bakanlık verecek. Ben sadece durum tespitini yazarım, uygunmaz, ama işte siz uygun mu değil mi? En sonunda hani enfeksiyon hastalıkları üzerinden bu tartışma yaşadığımız için şöyle bir ifade kullandım ben. Evet, usule uygun ama fenne aykırı diyerek sözel olarak konuyu kapattım. Dolayısıyla dediğim gibi sonra da bir daha beni kimse çağırmadı. Bu süreçte aslında hem zorluk yaşıyoruz hem ciddi bir avantajımız var. Füsun Hocam da bahsetti. Çok fazla sayıda elimizde doküman var. Klimud'un web sitelerinde var. Laboratuvar güvenliği, klinik viroloji çalışma grubu, kalite grubumuz, yani pek çok çalışma grubumuz ve hocalarımız hakikaten çok ciddi dokümanlar oluşturdular bu süreç içinde. Bizlerin yararlanacağı, laboratuvarlarda kullanabileceğimiz dokümanlar. Bunları sadece okumamız ve arayıp bulmamız gerekiyor sanıyorum. Bu süreçte böylesine kolektif bir emekle yürüttüğümüz süreçte birbirimizden güç almaya devam edeceğiz diye düşünerek sözümü bitiriyorum ben.